Dijon'daki Güzel Sanatlar Müzesi'ndeyiz ve Burgonya'nın en önemli hazinelerinden birine bakmaktayız. Gördüklerimiz yas tutanlar. Burgonya dükü Cesur Filip'in ölümüne yas tutan Kartezyen rahiplerini, ruhban sınıfını ve ailesini gösteren bir dizi küçük mermer heykel. Dük, Cesur Filipin döneminde Burgonya, günümüzde Fransa topraklarında bulunan ve çok zengin bir bölge olan Flanders bölgesini de kapsıyor. Dük, Dijon şehri surlarının hemen dışında, ileride kendisinin ve ailesinin gömüleceği bir kartezyen manastırı yaptırıyor. Yastıtan küçük heykellerse ise Dük'ü temsil eden heykelin altındaki kemerli bölümde yer alıyor. Dük dua ediyor. Başında melekler var. Mezarın burada bulunmasının sebebi rahiplerin dükün ruhu için sonsuza kadar dua edeceklerinin düşünülmüş olması. Baktığımız heykellerin en önemli özelliği her bir figürün özgün olması. Klaus de Werfe ile birlikte burada çalışan heykel biri olan Klaus Ruther heykellerin gerçekçiliği ve ifade gücüyle tanınıyor. Bu figürler gerçekten küçük. Yaklaşık 40 santim boyunda. Ama boyutlarına rağmen anıtsal gözüküyorlar. Çok ağır başlı bir görünümleri var. Gotik dönemde gördüğümüz heykeller genelde ilahiliğe ilişkindir. Neredeyse ağırlıksızdır ve kıvrımlıdır. Baktığımız heykeller ise gotik dönemden Rönesans dönemine geçişi simgeliyor. Heykellerde bedenlerin ağırlığı artık hissediliyor. Bedenlerde ve kumaşların kıvrımlarında Rönesans tarzıyla özdeşleştirdiğimiz bir tarz görmekteyiz. Bu figürler aynı zamanda duyguları da başarıyla yansıtıyor. Her figür hissedilen kederin başka bir boyutunu ifade ediyor. Duygularını sadece heykellerin yüzlerinden anlamıyoruz. Zira heykellerin çoğunda yüzler gözükmüyor duydukları kederi vücutlarının duruşundan kumaşın kıvrımlarından da hissedebiliyoruz. Bedenlerinden yas tutmakta olduklarını anlayabiliyoruz. Yüzlerini görmüyoruz. Genelde yüzleri giysinin kapüşonuyla kapanmış. Ancak bedenlerinden acılarını hissediyoruz. E, mesela bu rahip ellerini sıkıca birleştirmiş. Bir anlamda da son derece modern bunlar. Martha Graham'ın dans etmesini anımsatıyor. Bedenin üzerindeki kumaşın kıvrımları kişinin duygularının tercümanı oluyor. Figürlerin çoğu acıyı yalnız başına göğüslüyor. Bir kısmı ise bu duygulu anı paylaşıyor. Bu heykeller ölenler için yapılmış olan büyük alanda bulunan ögelerden sadece bir kısmı. Şu an biz figürleri cam mahfazaların içinde görüyoruz. Aslında böyle bakılmak için yapılmamışlar. Bu figürleri ait oldukları yerin dışında tek başlarına görmek heykellerdeki soyut çalışmayı daha rahat anlamamıza imkan sağlıyor.